Merhabalar yengeç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yengeç burcunun Nisan ayının yıldızname açılımını yapacağız arkadaşlar. Normalde Mayıs ayında başlamayı düşündüğüm yıldızname açılımlarını canlı yayınlarımda da yaptığım canlı yayınlarımda da gördüğüm kadarıyla Nisan ayında istendi. Ve ayın 10'undan itibaren artık bakmaya başladım. Sizler için de bilginiz olsun. Ben sizler için şu şekilde ayrı ayrı bütün burçlarınkini arkadaşlar Türkçeleştirdim. Yengeç burçları sizin için de Nisan ayında bakalım Nisan ayı size neler getirecek. Bir bakalım diyorum yengeç burçları. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlıyorum. Bundan sonra arkadaşlar ay ay mı yaparım? Yani çünkü aylık olarak bakarsam biraz yarım saati bulur. Ama haftalık olarak bakarsam bir 10 dakikada açılım yapabiliyorum. Bilginiz olsun. Muhtemelen eğer uzun sürerse haftalık olarak yaparım. Yani 10 dakikalık videolar yapmam sizin için daha iyi oluyor. Ben bunun farkındayım. O yüzden de size uygun olanı seçiyorum. Hatta canlı yayınlarımda da bunu sormuştum arkadaşlar. Evet, hazırsanız yengeç burçları başlıyorum. Yükseleni ve ay burcu da güneş burcu da yengeç olan arkadaşlar, lütfen sizler de izlemeyi ihmal etmeyin. Sizler için Türkçeleştirdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burç burç ve bunları sizin için şimdi okuyalım. Yengeç burçları Nisan ayındaki evet bakın hemen başlıyorum. Yengeç burçları Nisan ayında pazartesi günleri uğurlu gününüz diyebilirim. Abese suresini arkadaşlar pazartesi günleri bolca sıkça okumaya özen gösterin. Hayatınıza bolluk, bereketi ve akli olarak dengenizi ve akli olarak görmediklerinizi görüp duymadıklarınız duyabileceğiniz olayları hayatınıza çekeceğinizi gösterir arkadaşlar. Abese suresini pazartesi günleri Nisan ayı boyunca okumaya kesinlikle özen gösterin. Yani Nisan ayındaki pazartesi günlerinde Abese suresini böyle aralarda açıp açıp okuyun. Ezbere bilenler ezbere okuyabilir. Hiç bilmeyenler arkadaşlar internet üzerinden açıp da eşlik edebilir. Sadece dinleyebilir de hiç fark etmez. Ama Abese suresini pazartesi günleri bol bol okumanıza fayda var. Çok güzel hayatınıza şifayı çekersiniz. Bilginiz olsun. İnsanlara sırtını döndüğü bir dönem. Arkadaşlar bakın, belki böyle biraz yorumlayacağım ama insanlara sırtınızı dönebileceğiniz ya da dönmek isteyip de ya dönmek istemeseniz de dönmeniz gerekecek durumların önünüze çıkacağını söylüyor aslında bizlere. Yıldızname açılımınızı okuyorum şu anda. İnsanlara sırtını döneceği bir Nisan ayı. Yani aslında bunun sonunda yazmışım. Nisan'ın sonunda böyle bir şeyler olabilir, bilginiz olsun. Kötü olayların başına gelmesi. Evet bakın, başınıza gelecek bir takım kötü olaylar yüzünden insanları sırtınızı dönebilir misiniz? Bence hakkınız tabii ki de. Bakın devam ediyorum. Bereketin Nisan ayıyla hayatına giriyor. Evet bakın, bereketlendirileceğiniz, şifalanacağınız bir Nisan ayı arkadaşlar. Bu dönemi iyi değerlendirin. Yağmur zamanını iyi değerlendirmeli arkadaşlar diyor. Evet arkadaşlar, tam yağmur zamanındayız zaten. Bu dönemi kaçırmayın. Hatta sizlere şunu söyleyelim. Nisan yağmurunun çok şifalı, çok bereketli. Neye niyet yaparsanız ona niyet güzel sonuçlar verdiğini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler arkadaşlar varsa arkadaşlar, kanalımda Nisan ayının her derde deva olan Nisan yağmurunun suyuyla neler yapılır, neye faydası var diye arkadaşlar bakabilirsiniz. Çok açıklayıcı bir video hazırladım sizler için, oraya da bir bakabilirsiniz. Hemen yengeç burçlarının arkadaşlar şöyle devam etmek istiyorum yıldızlamesine.
Bulunduğu ortamda evet kıymetli olacağına. Kendisi bulunduğu ortamın kıymetini bilmesi gerektiğine. Bulunduğu ortamda kıymetli, değerli birisi olmaya adımlar atacağını gösteriyor. Evet, belki bunalımlarınız var ama Nisan ayında bu şekilde bir yıldıznameniz var. Bilginiz olsun. Bulunduğunuz yerde evet sıkıntılarınız varsa da artık demek ki geçecek ve orada değerleneceğiniz bir zamana doğru gidiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bol bol yemek yap. Evet, bol bol yemek yap. Zaten en başına da söylemişti, çok bereketli bir dönemdesiniz. Bereketin hayatınıza gireceğini gösteriyor aslında bizlere. Evet, bol bol yemek yap, yemeğiniz bereketlenecek. Yemeğinizin bereketlenmesiyle hanenizde güzel olaylar olacak. Bol bol dua edilmeli. Evet, bol bol el açıp da dua edilmeli. Baş ağrıları olabilir diyor. Evet, başıyla alakalı, kafatasıyla alakalı bir takım ağrılar olabilir. Sıkıntılar geçici, bunu bilmelidir diyor. Evet, sıkıntılar geçici, bunu bilmelisiniz arkadaşlar. Ve buna göre hareket etmelisiniz. Bunun bilincinde olmalısınız ve bilincinde olarak da hareket etmelisiniz. Karar vermekte zorlanacağınız bir takım olaylar olabilir ama bunların da karar verme zamanı gelecek, bilginiz olsun. Evet, devam ediyorum. Sözü güvenilen biri olmak. Evet, artık demek ki Nisan ayı itibariyle sözü güvenilen, değeri bilen, kıymeti bilinen biri olacaksınız arkadaşlar. Güzel haberler alacak, yüzü gülecek, hayatına bolluk, bereketlik. Arkadaşlar, Nisan ayı sizler için gerçekten bereketli bir dönem gördüğüm kadarıyla, yengeç burçları. Evet arkadaşlar, güzel haberler, yüzünüzün güleceği, güzel haberlerin haneye girişi var. Gerçekten hemen dua etmeniz ve bir niyetiniz varsa şu an niyet tutun arkadaşlar. Evet, niyet tutmanızı istedim. Çünkü arkadaşlar, niyetinizin kabulü durumu söz konusu. Neye niyet ettiniz arkadaşlar? Adağınız mı vardı? Bakın, bunları yapmaya mı niyet ettiniz? Evet, bunlarla alakalı çok güzel, hayırlı işler için atılacak adımları gösteriyor arkadaşlar. Ve Yengeç Burcu Nisan ayında evet, göz değmesine çok maruz kalacağınızı da gösteriyor. Bilginiz olsun. Hatta göz değmesinden kaynaklı. Nefes alamamızı, evet, nefes alamadığınızı hisseder durumlara kadar gelebilirsiniz. Ama evet, bakın, göz değmesinden kaynaklı arkadaşlar bir nazar etkisi içinde olacağınızı da gösteriyor aslında bizlere. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Evet. Etrafındaki insanların çekememezliklerinden kaynaklı başına gelecek olaylar. Evet arkadaşlar. Etrafınızda bir takım insanların kıskanmasına maruz kalıyorsunuz. Ve bunlar yüzünden başınıza bir takım olaylar gelir. Dikkat etmenizde fayda var. Dik durmalı. Evet, artık dik durmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Bakın arkadaşlar, az önce de söyledim. Kararsızlık mı yaşıyorsunuz? En ufak bir konuda kararsızlık, karar vermede zorlanmak durumu. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız bol bol kendinizi okumanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet. Söz vermemeye çok dikkat etsin demiş. Arkadaşlar, söz vermemeye evet dikkat etmeniz gerektiğine, bu ay aksaklıklardan dolayı söz verilen sözü tutulmayacağına evet gösteriyor. O yüzden böyle yapamayacağınız şeyleri söylememeye özen gösterin arkadaşlar. Sizler için açılımınızı yaptım yengeç burçları.
Sormak istediğiniz soru varsa arkadaşlar yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yükseleniniz ve ay burcunuz farklı bir burçsa lütfen onu da izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Evet. Evet arkadaşlar özellikle söylüyorum. Diğer burçları da zaten en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar canlı yayınlarda çok istek geldiği için bu şekilde ya şu anda Nisan'ın 10'undan itibaren sizlere yıldıznamenizi okudum, bilginiz olsun. Mayıs ayında eğer çok uzun sürmezse yarım saat sürer gibi geliyor bana ama eğer çok uzun sürerse haftalık olarak yapacağım. Uzun sürmezse aylık olarak yıldıznamenizi kanalımda bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sormak istediklerinize her zaman ulaşıp sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yeni videolarımdan da anında haberdar olmak için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Videoma da beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Her zaman söylüyorum bir emoji dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şurada bir şeyi daha bakacaktım. Evet bunu da. Yengeçler özellikle söylüyorum. Pazartesi günleri sizin, evet bunu söyledim zaten. Pazartesi günleri sizin için çok hayırlı olan bir gün. Evet. Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Özellikle söylüyorum yükselen ve ay burcunuzda farklıysa onları da kesinlikle izlemeyi ihmal etmeyin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.